Adilya Belediyesi İlimiz genelindeki korumaya muhtaç ve kimsesiz çocukların kişilik gelişimi, sosyal yaşam adaptasyon, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi, moral ve motivasyon kazanmaları, meslek edinme amacına yönelik eğitimler verilmesi ve benzer uygulamaların yapılması amacıyla eğitim ve gelişim merkezi kurulması planlanmaktadır. Söz konusu merkezin kurulması, işleyişi ve devamlılığı sağlamak amacıyla Mutlu Yuva Derneği ile oluşturulacak ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a yetki verilmesi. İlgili başkanlık sekreterin organizasyonu kabul edenler, etmeyenler bilgiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporu 08.07.2022 tarih ve 151 sayılı belediye meclis kararı ile İmar ve Bayındır Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.07.2022 tarih ve 25.887 sayılı teklifi ekimdeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce resmen hazırlanan Mardin Yolu ve Emniyet Caddesi arasında kalan bölgeye uygulama imar planı revizyonu için komisyonunuzca yerinde ve faktör üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu Yenişehir Mahallesi revizyon alanı mevcut Mardin-Diyarbakır yolu arası 1/1 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve Yenişehir Mahallesi 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Mardin-Diyarbakır yolu arası revizyon imar planı mevcut yapılaşma koşulları ayrık nizam 5 kat, taks 0.40, ön bahçe çekme mesafesi 5 metre ve diğer yönlerden yönetmelik gereği olan konut alanı olarak planlıdır. Yenişehir Mahallesi 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde mevcut yapılaşma koşulları ayrık nizam 5 kat, taks 0.35, taks 1.75, ön bahçe çekme mesafesi 5 metre ve diğer yönlerden yönetmelik gereği olan konut alanı olarak planlıdır. Revizyon alanı içerisinde yapıların genel olarak ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle bölgede zaman içerisinde parsel ölçeğinde bazı imar planı değişiklikleri yapılmış olup bu değişiklikler ile önerilen yapılaşma koşulları ise ayrık nizam 10 kat, taks 0.20, ön bahçe çekme mesafesi 15 metre, arka bahçe çekme mesafesi 6 metredir. Alanın konum açısından potansiyele sahip olduğu görülmekte olup vatandaşların talepleri doğrultusunda alanda kentsel yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla yaklaşık 17 hektarlık kısmı için İmar Şehircilik Müdürlüğü'nce uygulama imar planı revizyonu hazırlanmıştır. Mevcut yapılaşma koşullarının şehirleşme ilke ve esaslarına uygunluk açısından yetersiz kalması bölgede yaşayanların yaşam koşullarına olumsuz etki etmektedir. Bu nedenlerle revize edilen alan içerisinde müdürlüğümüzce yapılan düzenlemeler ana başlıklar halinde şu şekildedir. Bina tavan oturumunda yapılan düzenlemeler, kat adedi rejiminde yapılan düzenlemeler, ada içlerinde ortak kullanım alanları ile ilgili düzenlemeler, bahçe mesafeleri ile ilgili düzenlemeler, taşıt yolları ile ilgili düzenlemeler, bina otopark alanları ile ilgili düzenlemeler. Bu doğrultuda hazırlanan ve revizyon plan sınırları içerisinde bulunan 10 metre genişliğinde tanımlanmış taşıt güzergahının şehir sayısı azaltılmadan yolun profil kullanımında yapılacak düzenlemelerde yoldan cephe alan 15 metre ön çekme nizamlı parsellerin yol yönünden 5 metre kısmı vaziyet planı ve yönetim planında belirtilerek yaya yolu, bisiklet yolu ve yeşil alan olarak düzenlenecektir. Kat hesabı ise bu düzenleme dikkate alınmadan parselin tamamı üzerinden hesaplanacaktır. Yol düzenlemesini parsel bazında ve güzergah olarak uygulama ile ilgili belediye yetkilidir. Planda bulunan ada bazlı uygulamalarda 1607 ada bir parselin 12 metreden cephe alan kısmında 83 ada 865 parselin doğusunda bulunan 10 metre yoldan cephe alan kısmında 1605 ada bir parselin 17 metre yoldan cephe alan kısmında tak 0.10'u geçmemek kaydıyla 8 metre yüksekliğinde asma katlı bağımsız ticaret yapılabilir. Ticaret yapısının çekme mesafeleri tüm yollardan 10 metre, yan ve arka bahçeden en az 5 metre olacaktır. İmar planında 10 metre olarak yapılan çekme mesafelerinin 5 metresi vaziyet planında otopark alanı olarak kullanılacaktır. Ticaret yapısının teras katında açık teras yapılabilir. Bağımsız ticaret hiçbir şekilde yan ve arka bahçeden cephe açamaz. 13 metre yoldan cephe alan parsellerde zemin katta asma kat ticaret yapılacaktır. Asma kat emsal ve yükseklik dahil edilmez. Yapılacak olan tüm ölçekteki vaziyet planları Halide Belediyesi Kent Estetiği Kurulu'nun onayı alınmadan yapılamaz. Plan notlarını içeren şekilde hazırlanan Mardin Yolu ve Emniyet Caddesi arasında kalan bölgeye 1/1 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ekle imzalı paftada bulunan sınırlar dahilinde geçerli olmak üzere resmen uygun görülmüştür. Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde mevcutta ekonomik ömrünü tamamlamış bir
yapıların bulunduğu bir alanda geçerli olacak. Şimdi burası mevcutta 5 katlı olarak planlı, tahsil 0-40 olarak düzenli. İmar Müdürlüğü'nün hazırlanan plan tadilatında buralara 5 kattan 10 kata şehir başkanının emsal sabit kalacak şekilde kat tartışımı yapıyoruz. Tahsilerini de yani taban oturumlarını da %40'dan %20'ye çekiyoruz. Buna karşılık olarak da bu bahçe mesafelerini arttırmış oluyoruz. Ayrıca bölge içerisinde tüm taşıt yolları 10 metre olarak planlı. Yeni revizyonumuzda bu yolların profili 15 metreye. Yolların her iki tarafından da 2,5 metre olacak şekilde yaya yolu ve bisiklet yolları bırakıyoruz. Genel düzenlemelerimiz bu şekilde, konuyu da bu şekilde imar fonksiyonumuz uygun görmüştür. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? İlgili teknikle imar fonksiyonu raporu doğrultusunda kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.